Şanlıurfa İl Başkanı AK Parti. Bakın ne diyor. Bunlar ne biliyor musunuz? Tırtıkçı partiler, tırtıkçı. Şimdi mevcut il başkanı böyle konuştuğunda daha da perçinleştiriyor benim şahsi görüşüm. Ne demek? Bizden oy tırtıklamaya çalışanlar. İhanetle suçlamak yerine bence şapkayı öne koyup neden sorusunun cevabını bulmak gerekir. Yeniden Refah Partisi hiç kimseyi kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Biz her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Bütün siyasi partiler de böyledir. Özellikle İstanbul'da AK Parti Murat Kurum kaybederse Fatih Erbakan bir daha belini doğrultamaz. Yani ne olur biliyor musunuz? Tıpkı Temel Karamollaoğlu gibi yuvarlana yuvarlana aşağıya doğru gider. Ben onu söyleyeyim. Kavga büyüyor. Yani özellikle Urfa'da. Urfa'ya deyip geçmeyin. Kasım Gülpınar orada aday olunca resmen kıyamet kopuyor. Bir taraf Kasım Gülpınar'ı hain ilan etmiş ve bunu açık açık meydanda söylüyor. Şimdi mesela Kasım Gülpınar nezdinde konuşabilirsin. Konuş. Sabaha kadar konuş. Ya kurumsal kimliği niye hedef alıyorsun ki? Tırtır Partisi diyor. Yok, Tırtık Partisi diyor. Şanlıurfa İl Başkanı AK Parti. Bakın ne diyor. Yeniden Refah ve Kasım Gülpınar'la ilgili çok ağır konuşuyor. Bir izleyelim, sonra devam edelim. Yapmış olduğum bir tespit var. Bugün o tespiti yine yapmak istiyorum. Çünkü tekrar yapmazsam bu tespitinden vazgeçti diyebilirler. O yüzden bu tespiti tekrar yapacağım. Şimdi bazıları bizim siyaset tarihimize yeni bir anlayış getirdi. Ben de bu anlayışı bir kavramla isimlendirmek istiyorum. Bunlar ne biliyor musunuz? Tırtıkçı partiler, tırtıkçı. Ne demek? Bizden oy tırtıklamaya çalışanlar. Şimdi bunlara yeni bir kavramla bundan sonra bu kavram üzerinden konuşacağız. Bunlara tırtıkçı partiler diyeceğiz. Bu tırtıkçı partilerin görevi ne biliyor musunuz? Biliyor musunuz görevine? Bakın bunlara dikkat edin, dikkat edin. Sizin rahatsız olduğunuz o bir parti var ya, onunla ilgili hiç konuşmuyorlar. Onu hiç eleştirmiyorlar. Yüklendikleri tek yer var, o da AK Parti. Neden? Çünkü buradan oy tırtıklamaya çalışıyorlar. Onların görevi güya bizim oylarımızı eksiltmek. Daha önce de yaptığım tespiti tekrar yapıyorum. Duyanlar duymayanlara söylesin. Sözümüzün ve tespitimizin arkasındayız. Bu şehirde seçim kazanma ihtimali olan iki parti var. İki parti var. Bunu herkes biliyor. Biri AK Parti, diğeri DEM Partisi. Bunu ben söylemekten hiç imtina etmiyorum arkadaşlar. Öyle mi? Öyle. Yoksa seçim kazanamayacaklarını kendileri de biliyor, Urfalılar da biliyor, bütün Türkiye de biliyor. Şimdi adam diyor ki ben Cumhurbaşkanımızı seviyorum. Hadi oradan. Hadi oradan. Sevgi ihanet şeklinde tezahür etmez. Sevgi Cumhurbaşkanımızı kaybettirmek yönünde tezahür etmez. Sevginin tezahürü bağlılıktır, sadakattir. Bundan mahrum olanların Cumhurbaşkanımız olan sevgiden bahsetme hakları yoktur. Zira böyle davrandıkları halde Cumhurbaşkanımızı seviyorum diyorsa yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Herkes bilsin ki böyle konuşan yalan söylüyor. Seven adam sevdiğinin yanında durur. Seven adam sevdiğinin arkasından gider. Seven adam sevdiğine destek verir. İhanet etmez, bölmez. Yani güzel bir konuşma. Ama tabii Kasım Gülpınar cephesine de bakmak lazım. Ben burada Kasım Gülpınar'la konuştum. Kasım Gülpınar avukatı falan değilim. Burada Şanlıurfa AK Parti, Şanlıurfa İl Başkanı, Şanlıurfa Belediye Başkanı, bunlara da çağrı yapıyorum. Gelip burada konuşabilirsiniz. Uzaktan bağlantı yapıp konuşabiliriz. Bütün ne varsa ne bitse bunu anlatabilirsiniz.
Yani ama orada şöyle bir şey var. Hafife almamak lazım. Ya kazanmak lazım. Düşmanlaştırmamak lazım. Şimdi mevcut il başkanı böyle konuştuğunda daha da perçinleştiriyor. Benim şahsi görüşüm. Yani tırtıkçı parti, bilmem ne parti. İşte geliyor, Tayyip Erdoğan'ı sevmiyor. Tayyip Erdoğan'la ilgili adam şimdiye kadar kötü bir laf etmedi. Mesela Fakı Baba da gitti. Abi niye Urfa'da bir kimse Fakı Baba gibi bir adam gidiyor? Urfa'da niye Kasım Gülpınar kendi partisini bırakıp diyor ki ben aday olacağım diyor. Yani suçlamak yerine, ihanetle suçlamak yerine bence şapkayı öne koyup neden sorusunun cevabını bulmak gerekir. Ya Fakı Baba örneğini verdim. Ta geçen dönemde Fakı Baba'nın kuyusunu kazdılar dediler bundan bir şey olmaz. Ceket koysak biz kazanırız Sayın Cumhurbaşkanım dediler. Fakı Baba geldi, Eşref Fakı Baba aday oldu. Kazandı ve AK Parti'ye geçti, bakan oldu. Sonra yine bunlar bak altını oydular, oydular, oydular artık buraya geldi. Adam dedi hadi bana eyvallah. Gitti İYİ Parti'ye. Kasım Gülpınar sen, abicim bak Kasım Gülpınar Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, yakını, verir, küsmüştür, kırılmıştır vesaire, kazansın veya kaybetsin fark etmiyor. Çok iddialı kazanacağım diyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kasım Gülpınar'la Tayyip Erdoğan ayrışmaz, kopmaz. Ben burada sordum, dedim ki yarın öbür gün Cumhurbaşkanı sizi ararsa Kasım gel konuşalım dese ne yapacaksın? Gözleri fal taşı gibi açıldı. Ne yapacak? Gidecek, konuşacak. Kaçacak mı? Şimdi tırtık partisi, tırtıkçı parti yok işte zübük gibi ifadeler küstürür. Bütün bunlara ayrıştırıyor, bize kaybettirmek üzerine işte aday gösteriyorlar falanlara, şunlara, bunlara. Fatih Erbakan ne diyor? Ona da bir kulak verelim. Sonra devam edelim. Yeniden Refah Partisi hiç kimseyi kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Biz her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Bütün siyasi partiler de böyledir. Bu mantıkla giderseniz o zaman İstanbul'da DEM Parti AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar Sayın İmamoğlu'ndan gidecek. Öyleyse DEM Parti de seçime girmesin mi? Seçime girerse AK Parti'ye kazandıracak. İYİ Parti seçime giriyor. İYİ Parti AK Parti'ye kazandırmak için giriyor. Çünkü İYİ Parti'nin alacağı oylar Sayın İmamoğlu'ndan gidecek. Onun için İYİ Parti de girmesin. O zaman daha önce de bir vesileyle ifade ettiğim gibi seçimlerden önce bir resmi kurum veya bağımsız bir kuruluş bir anket yapsın. Birinci ve ikinci oy potansiyeline sahip partileri belirlesin. Seçimlere sadece iki parti girsin. Çünkü onların dışındaki herkes birine kaybettirmek veya birine kazandırmak için giriyor. Böyle demokrasi mi olur? Böyle seçim mi olur? Seçime girme hakkı olan her parti %0.1 oyu bile olsa istediği seçim bölgesinde adayını gösterip seçime girer ve her parti de kazanmak için girer. Milletin takdiridir. Diğer siyasi partilere de, bizlere de bu aslında tabii uygun bir yaklaşım değildir. Seçmene karşı da uygun bir yaklaşım değil. Biz dediğim gibi kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, kendimiz kazanmak ve ahlaklı belediyeciliği, milli görüş belediyeciliğini yeniden hakim kılmak için giriyoruz. Ve pek çok yerde de iddialıyız. Bunların isimlerini tek tek saymak istemiyorum ama ne münasebet, hiçbir yerde kazanamıyormuşuz da efendim CHP kazanıyormuş. Hiç alakası yok. Örneğin Şanlıurfa'da anketlerde Yeniden Refah Partisi açık ara birinci parti çıkıyor. Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi birinci parti çıkıyor. Pek çok yerde başa güreşiyor. O başa güreştiğimiz yerlerin çoğunda CHP'nin hiç doğru düzgün bir oyu bile yok. Neden biz CHP'ye kazandırmış olalım? Kendimiz kazanmak için ve son derece iddialı bir şekilde seçimlere giriyoruz. Ha şimdi bu iş bir inada bindiyse, ya inada binerse, ben her programda söylerim. Şimdi ben Yeniden Refah Partisi'ni Ozan gibi işte genel başkanını hain falan demem. Yakışıksız bir ifade.
Ama özellikle İstanbul'da AK Parti Murat Kurum kaybederse Fatih Erbakan bir daha belini doğrultamaz. Yani ne olur biliyor musunuz? Tıpkı Temel Karamollaoğlu gibi yuvarlana yuvarlana aşağıya doğru gider. Ben onu söyleyeyim. Kazanmak için yola çıktık. Bilmem tamam ama Fatih Erbakan'ın bir hedefi var. Tamam 2028'e hazırlanıyor. Tamam. Oylarını arttırmak istiyor. Tamam. Üye sayısını arttırıyor. Tamam. Tamam oğlu tamam. Her şey tamam. Ama bir tehlike. Yani Fatih Erbakan diyor ki ne alaka mesela. Şimdi dem döndü. Dem döndü. İmamoğlu selamı sarkıttı. Dem döndü. Şimdi ne olacak Fatih Bey? Mehmet Bey diyor ki ben çekilmem. Çekilmezsin. Allah hayırlı etsin. Sen kazanamazsan, Murat Kurum da kazanamazsa, Ekrem İmamoğlu kazansın. Ben sizin üzüleceğinizi biliyorum. Keşke diyeceğinizi biliyorum. Yani hani Nasrettin Hoca anlatmışlar ya, demiş sen de haklısın, sen de haklısın ya. Her iki taraf da haklı. Ama şu sıralar kırma, şu sıralar küstürme, şu sıralar iftira atma dönemi değil. Ya kurmaylar yeniden harekete geçer kardeşim ya. Konuşurlar, perdar. Ya adamlar kent uzlaşısı yapıyor. Aha bugün Ankara'da da yaptılar. Ya niye Refah Partisi ile AK Parti el ele vermesin? Niye son dakikada bir değişiklik olmasın? Ben hala iyimserim bu konuda. Hala. Ama görünen o ki kavga kızışıyor arkadaşlar.